Anne ne yapıyorsun ya? Sen benim arkadaşımla nasıl konuşuyorsun? Ben zaten gerekeni söylüyordum. Ay yeter be. Sabahtan beri Demir arıyor, Nece arıyor. Ha baktılar ulaşamıyorlar. Şimdi Çisil'i araya koyarak iş bahane ediyorlar. Yetti be, yetti artık. Anne Çisil benim arkadaşım. Kızım hepsi planlı bunların. En iyisi ben seni Nazilli'ye teyzenin yanına alayım. Yok artık. Evet anne, yok artık. Aa, niye? Nazilli'de koca bir şehir. İşini orada yaparsın. Nereye? Kızım kahvaltını bitirmedin, gelsene. Figen, rahat bıraksana şu kızı. Rahat bırakmayacağım işte. Bıraktım, ne oldu gördüm. Uçarsın, uçarsın, geçirmez ki sıcak bir şarap. Yanarsın, yanarsın, içilmez ki aşk bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki aşk bir. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki. Aşk bir rüya, bir rüya. Uçarsın, uçarsın, geçilmez ki sıcak, sıcak bir şarap, bir şarap. Yanarsın, yanarsın, içilmez ki aşk bir kapı, bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki aşk bir kapı. Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki. Aşk bir rüya, bir rüya, bir rüya, bir rüya. Hakkı hadi kolunu şey yap, sok kolunu. Yahu Muazzez, 40 yıl oldum bir ceket tutmasını öğrenemedim gitti be. Yahu önce sağ kol sonra sok kol. İkisini birden sokacak halim yok. Ahtapot muyum ben? Haklısın Hakkacığım. Yavaş yavaş. Şu bastonunu da al bakayım. Ne bastonu be? Bu yaşta baston taşıyacak adam mıyım ben? Doktor zorlanmaman lazım dedi ya. İstemem baston falan. Mustafa! Mustafa! Hah, al şu bastonu, istemiyor Hakkı be. Sen şey dertli. Bu ne hal Mustafa? Yaka bağırı açık. Düzelt kravatı. Bu ne keçi sakal ha? Bu ne keçi sakal? Bir daha görmeyeceğim sakal. Bundan sonra sabahları içtimaya çekeceğim seni. Emredersiniz Hakkı Bey. Hakkı, artık sabahları erken kalkmana gerek yok. Doktor seni emekli etti. Ya demek doktor beni emekli etti. Doktor kendisi emekli olsun. Ben işin başına geçmeden bu işler düzelmez Muazzez. Düzelmez! Mustafa! Lan! Aç kapıyı. Emredersiniz Hakkı Bey! Ne bağırıyorsun be? Sağırım var karşında. Hakkı, kızmazsan bir şey söyleyeceğim ben sana. Muazzez söyle, çıldırtma insanı. Sen de beni huysuz ihtiyar yaptın çıktın. Şey dedi, Nil işten ayrılmış. Ya! Ha. Allah Allah! Bak Allah'ın işine. Ben de olsam ben de bırakırım. Gururlu kız tabii bırakacak. Ama dur, ben bir şey biliyorum. İşin başına geçtikten sonra icap ederse onun evine gider, emri vaki yapar, onu işe döndürürüm, beni kırmaz. Hakkı Bey, lütfen. İş falan yok. Unutun işi gücü. Emekli olmalısınız artık. Çalışmanız, strese girmeniz, dolayısıyla kusura bakmayın ama ölmeniz demek. Sakın bunu unutmayın. Peki doktor, peki. Tamam, tamam. Hadi bakalım gidelim. Sakin ol Hakkı, sakin ol. (Gülüyor)
İstikbalime. Ay! Hakkı Bey, hoş geldiniz ya. Muazzez Hanım, siz de hoş geldiniz. Gördün mü Muazzez? Ne güzel söylüyor ya, benim ya, en sevdiğim şarkıyı. Ay, ben alayım o zaman bunları. Siz ayakta kalmayın lütfen, oturun. Tamam, tamam. Ben anneme haber vereyim. Tamam, tamam. Ay, bir dakika. Anne! Bunları yukarıya koy hadi. Tamam. Ne var be, ne bağırıyorsun, ne oldu? Muazzez Hanım'la Hakkı Bey geldiler, aşağıdalar şu an. Anne bak, lütfen bu insanlara iyi davran. Hakkı Bey hastaneden çıkar çıkmaz beni görmeye gelmiş. Ay kızım, böyle pat diye haber vermeden gelinir mi hiç? Salih, sen git onlarla ilgilen. Ben üstüme falan bir şeyler geçireyim, hadi sen tamam, git. Tamam, tamam, tamam. Ay sen de bak, orada kurabiyeleri çıkar, bir çay demle, tamam mı? Tamam, tamam. Bana bak, sakın bunlar seni oğullarıyla evlendirmek için gelmiş olmasınlar ha? Ne derlerse desinler, bütün tekliflerini geri çevireceksin, tamam mı? Ha, duydun beni? Anne! Tamam mı dedim? Tamam, tamam. Hadi, ben hazırlanıyorum, hadi. Tamam. Hadi. Vallahi maşallah diyorum Hakkı Bey, o kadar iyi gördüm ki sizi. Sağ olun, sağ olun. Üç stentten sonra yırttık yani. Motoru sıfırladık. Ama doktor stres sıkıntı yok dedi, emekli etti Hakkı Bey'i. Yok efendim öyle bir şey. Ben emekli olacak adam mıyım ya? Aman olmayın. Her şey olun ama emekli olmayın. Bak ben emekli olduğuma o kadar pişmanım ki. Her gün işimi özlüyorum. Onun için sakın emekli olmayın. Tabii tabii, merak etmeyin. Salim Beyciğim, ne olur öyle demeyin. Zaten tutturuyor işe gideceğim diye. Ahmet ve Gamze, hı hı, birbirlerini severek evleniyorlar. Bu severek mi? Bu aşk, evet. Ve Efe adında bir çocukları oluyor. Buraya kadar her şey normal. Mutlu bir aile tablosu. Adamın annesinin yüzünden zengin kaynana, fakir gelin mevzusu. Hış, köleyi zavra. Hış, ne bileyim kül kedisi. Hış. Hayır, alakası yok. Bu olay tamamen küçük çocuk Efe ile alakalı. Kız öyle şey olur mu? Elka'da bebe nasıl karıştırsın ortalığı? Ya Fadime abla, işte bu çocuk büyüdükçe babasına benzemiyor. Olay buradan patlak veriyor. Allah Allah, adam delirmiş mi ne? Bizim Demur da Hakkı Bey'e benzemeyin. Hakkı Bey Demur'un beline geliyor. Oldun işini. Aynen öyle ha. O mevzu beni yıllardır uyuz etmiştir zaten hep. Çünkü huyu suyu da benzemiyor bunların. Hiç kardeşine mardeşine de benzemiyor. Bu çocuk kesin evlatlık. Kim? Sen. Sen evlatlıksın. Seni bir yerden aldılar bence ucuza. Ketenpere'ye getirdiler seni. Öpüşmeyeceksek daha fazla bakışmayalım.